Olimpiyat oyunları veya kısaca olimpiyatlar, yaz ve kış olimpiyat oyunları olmak üzere iki ayrı kategoride, 4 yılda bir düzenlenen, uluslararası, çok sporlu etkinliktir. 200'ün üzerinde ülkeyi temsil eden sporcuların katıldığı etkinlikler, dünyanın en kapsamlı, spor etkinliği konumundadır. Temelleri M.Ö. 8. yüzyılda Olimpiya'da gerçekleştirilen antik oyunlara dayansa da, modern oyunların ilki, 1896 yılında, Pierre de Coubertin'in, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni kurması sonrasında gerçekleştirildi. 1924 yılında, kış sporları etkinliklerinin yer aldığı, kış olimpiyatları düzenlenmeye başlandı. Birinci Dünya Savaşı sebebiyle 1916'daki oyunlar, İkinci Dünya Savaşı sebebiyle ise 1940 ve 1944'teki oyunlar gerçekleştirilemedi. Her iki etkinlik son olarak 1992'de aynı yıl içerisinde gerçekleştirildi ve 1994'te düzenlenen kış olimpiyatları ile birlikte iki etkinlik arasında, ikişer yıllık fark oluştu. Olimpiyat oyunları kapsamında, toplamda 13.000'in üzerinde sporcu, 400'den fazla kategoride mücadele etmektedir. Gerçekleştirilen mücadeleler sonunda, belli bir kategoride, en iyi sırayı elde eden sporcu altın madalya ile ödüllendirilirken, ikinci ve üçüncü sıradaki sporcular, sırasıyla gümüş ve bronz madalyanın sahibi olur. Şimdi de, antik olimpiyatlar ve modern olimpiyatları, ayrı ayrı inceleyelim. Antik olimpiyatlar, antik olimpiyat oyunlarının, ilk olarak nerede ve ne zaman başladığına ilişkin, kesin bir bilgi yoktur, ancak sayısız efsane vardır. Bunlardan birine göre, oyunlar, Olimpia Kralı ve Peloponaysos'a adını veren, kahraman olan Pelops'a kurbanların sunulduğu süre boyunca doğmuştur. Hristiyan Yunan düşünürü, Titus Flavius Clemens'e göre ise, bu oyunlar Pelops'un ruhuna sunulan armağanlardan başka bir şey değildir. Bir başka söylenceye göre ise, mitolojik kahraman Herakles'in, Olimpia'da bu tip bir oyuna katılarak kazanmasının sonucunda, bu oyunların her 4 yılda bir geleneksel olarak yinelenmesi istediği yönündedir. Bir başka efsane, bunun, Zeus tarafından, Titan Kronos'a karşı aldığı yenilgi sonrasında, koyulduğunu söyler. Değişik kaynaklarda, bunun, Elis Kralı İfitos'un M.Ö. 9. yüzyılda halkını büyük bir savaşın içine düşmekten kurtarması için Paitia'ya giderek ona danıştığını, kahinin ise, ona tanrılar onuruna oyunlar düzenleyerek, tanrıların memnuniyetini kazanmasını önerdiği geçer. Bunun sonucunda, İfitos bu oyunları düzenlemeye başlar ve Spartalı düşmanları bu oyunlar süresince onlara saldırmayı durdurur. Oyunlar tanrıların yaşıyor olduğuna inanılan Olimpos Dağı'nda düzenlenir ve adını da bu dağda düzenlenmesinden ötürü alır. Ancak kökeni, ne olursa olsun olimpiyat oyunlarının, antik Yunanistan'da Eleiz gizemlerinin yanında düzenlenen en büyük iki dinsel törenden biri olduğu kesindir. Antik olimpiyatların, modern olimpiyatlardan, en büyük farkı aslında, dinsel tören olmasıdır. Modern olimpiyatlar, 1892'de Paris Sorbonne Üniversitesi'ndeki bir konuşması sırasında, Fransız Baron, Pierre de Coubertin Uluslararası Spor Organizasyonu, fikrini öne sürdü. Coubertin, 1870 ve 71 yıllarındaki Fransa-Almanya Savaşı'nda, Fransa'nın yenilgi nedenini, ülkede fiziksel eğitimin verilememesi olarak görüyordu. Spor eğitimini ve spor kurumlarını güçlendirerek, ülkede sporu yaygınlaştırmak ve spordaki rekabetin ve iletişimin gerçek savaşları önleyebileceğini savunuyordu. 23 Haziran 1894'te Coubertin önderliğinde, Uluslararası Olimpiyat Komitesi 13 ülke ve 79 temsilci ile ilk kez toplandı ve olimpiyat oyunlarının yeniden düzenlenmesine ve ilk olimpiyatların 1896'da Atina'da düzenlenmesine karar verdi. Bu olimpiyatlara, 14 ülkeden 241 sporcu katıldı ve 43 yarışta mücadele ettiler. Yunan hükümeti, oyunların gerçekleşebilmesi için Zappas ve kuzeni Konstantinos Zappas'a güveniyordu ve bu güveni olimpiyat oyunlarını finanse ederek kullandılar. İş adamı George Averof da Panathinaiko Stadyumu restorasyonu masraflarını üstlendi. Yunan hükümeti ise, biletler ve hatıra pulları satışından gelir elde etmiştir. Yunan halkı ve hükümeti olimpiyatların gerçekleşmesinden memnundular ve olimpiyat oyunlarının kalıcı olarak Atina'da gerçekleşmesi görüşü birçok sporcu tarafından paylaşıldı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ise bu isteği kabul etmedi ve organizasyonun uluslararası bir kimlik kazanması amacıyla ikinci olimpiyatların Paris'te düzenlenmesine karar verdi.